Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Teiz Phong C10S model kameranın açılımıyla beraberiz. Bakalım kameramız nasıl, nedir, ne değildir. Evet, kameramızın kutusu böyle. 170 derecelik bir açıyla kaydediyor. Fakat en önemli özelliklerinden biri de ilginç özelliklerinden biri lensinin 360 derece dönüyor olabilmesi. Kameramız çıkartalım. Orada bir de çakmak adaptörümüz var. Kamerayı Gearbest firmasından satın aldık. Yaklaşık 71 dolar gibi bir ücreti var. Tabii ki kargo bedava geliyor. Şöyle kullanım kitapçığında bakıyoruz. 32 GB'a kadar micro SD kart desteği var. GPS desteği bulunuyormuş fakat kutunun içinden GPS çıkmıyor. Bu cihazda Novatek 96650 bildiğimiz güçlü Novatek chipseti bulunuyor. Aynı zamanda bu A118C kamerasında kullanılan chipsetle aynı. Ben MPS değerlerine baktım. Fakat A118C'de bu netlik değeri 15.000 mbps iken megabit neyse nasıl okunduğunu bir türlü telaffuz edemiyorum. Bu kamerada 12.000'de kalıyor. Yani netliği kısaca G1 ve C kamerasıyla aynı. Kamerada evet, şimdi kameramızı açtık. Tarafta bir koruma jelatini var. Bunu çıkartalım. Tabii öncelikle bir micro SD kartımızı takalım cihazımıza. Yan tarafta açma kapatma düğmesi, reset tuşunun olduğu yer. AV/O çıkışımız var. Burası da GPS girişi. Tuşlar üst ve yanda konuşlandırılmış. Kameranın şöyle takıldığı zaman cama 360 derece dönebilme özelliği var. İlginç bir özellik. Bundan biraz sonra daha çok bahsedeceğim. Öncelikle kameraya bir micro SD kartımızı takalım. Evet, micro SD kartımızı taktık. Bu arada malzeme kalitesi gerçekten iyi görünüyor. Cihazın baktığınız zaman kalitesini beğendim. Evet, açmışız. Menülere bakalım. Menülerimizde neler var neler yok. Evet, klasik A118C menüleriyle aynı. Burada tek özellik time lapse eklenmiş. Dur bakalım. Time lapse on ya da off diye ayarı var sadece. Bu parking olayında genelde kullanılan bir özellik. Menüleri kurcalıyorum. Diğer menüye girecektim de beceremedim bir türlü. Evet. Saat zaman ayarı, beep sound, screen server, format, lower beam reminder. Bunu ilk defa görüyorum. Lower beam reminder. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. İnternetten araştıralım. Kameranın atalım. Evet, kamera A118C ile aynı şekilde açılıp kapanıyor. Kamerayı şöyle bir konuma konumlandırabiliriz. Şöyle durabilir. Özellikle üst tarafta düğme SD kart girişi burada olduğuna göre birazcık aşağıda konumlandırmak gerekiyor.
Şimdi böyle yaptığımız zaman yani lensin dönebiliyor olması güzel bir özellik dedik. Ama yani kamerayı aynanın arkasına takarsak o lens dönse ne olur, dönmese ne olur? Öyle bir ilginç durum çıkıyor. O yüzden kamerayı şöyle bir yere takmak gerekiyor. Orada da çok göze batıyor. Yani bu arada soketli bir sisteme sahip. Yani A118C gibi sökülüp takılabilen bir sistem yapmışlar. İyi düşünmüşler ama kutunun içinden yedek üçgen bant çıkmaması kötü olmuş açıkçası. Karar veremedim nereye takacağımı. Yani bu döndürme özelliğini aktif olarak kullanacaksam böyle bir yere takmak gerekir kamerayı. Yani olabilir. Duvarı da çok göz önünde oluyor ya. Yani şuraya bir yere takacağız artık. Ya da şöyle mi? Yok, çok olur. Şöyle takacağız. Şöyle takacağız. Bakayım. Karar veremedim bir türlü. Yani evet. Burada reset power tuşları yanında GPS girişi. Yani şöyle bir yere takabiliriz kamerayı. Bakalım. Yani bu genelde şu lensin döndürme olayı, hani aynası daha müsait değişik arabalarda kullanırken aracı, yani herhangi bir yere çevirmek istediğiniz zaman lensi, o tarafı çekmek istediğinizde oraya direkt döndürebiliyorsunuz. Ya da direkt kendinize çevirip mesela arabanın içinde parti marti varsa arkadaşlarınızı falan çekmek anlamında o tarafa döndürülebilir. Ve böylelikle şu açısı da ayarlanabiliyor. Gerçekten ilginç bir kamera. Şimdi ben bunu nereye takacağım? Hala karar veremedim tam olarak. Yapışkanını çıkardım. Bizim Allah, şuraya bir yere takacağım bunu. Biraz daha yukarıya takabilirim. Evet. Şu taktığım zaman ne olacak? Evet. Evet, oraya sabitledim kamerayı. İstediğim zaman da şöyle yukarı doğru alıp çıkartabiliyor olmam lazım. Evet. Siyah noktalı olanlara gayet sıkı bir şekilde tuttu. Oradan atması düşmesi gibi bir şansı yok. Aynı zamanda çıkartmak istediğim zaman rahatça çıkartabiliyorum. Gerçi bu kamera kendini iyice gizlediği için pek çıkartak yapmaya gerek kalmayacak gibi. Evet, taktım. Şimdi de çakmaklık şeyini bağlayalım. Adaptörünü. Evet, kalın bir kablosu var. Anladığım kadarıyla iyi bir çakmaklık adaptörü. Yani kalitesi iyi. Kameranın hani malzeme kalitesi, kasa kalitesi gerçekten iyi. Şu anda gözüme çarpan özelliklerden biri. Fakat beni en çok tedirgin eden olay açıkçası kamera kapasitörlü değil, pilli. Yani aşırı Türkiye sıcaklarında bu arkadaş içindeki pil ne olur ne biter. Yani bununla ilgili bir size garanti veremiyorum. Bunu böyle taktık, sonra şuradan öyle gizlemek kaydıyla. Benim yukarıda o kadar çok kablom gidiyor ki diğer kamerayla ilgili. Sonra lastiğin içine takacağım. Şuradan aşağılardan getireceğim. Şimdilik ateşleyelim bakalım arkadaşı. Nereye çekiyor bu ya? Ha, lens döndürdük ya. Şöyle dışarı doğru döndüreceğiz. Evet.
şu pozisyonda. Tabii benim diğer araç kamerasını görüntüye dahil etmiş. Onu oradan çıkartabiliriz çekim denemeleri sırasında. Hatta çıkartalım. Yani evet, şu anda kayda başladı. Dışarıdan nasıl görünüyor acaba? Yani evet, hiç göze batmıyor açıkçası. Kendini güzelce gizlemiş. Yani bu model de böyle değişik bir model. Çekimleri 12.000 mppsi. G1 ve C ile aynı. A118'den bir tık düşük netlikte kayıt yapıyor. Tabi gün içinde bu kameranın daha detaylı çekimlerini paylaşacağız. Şimdilik kutu açılım videosu bu kadar arkadaşlar. Evet, şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi lensi dönüyor. Rahat bir şekilde istediğiniz açıya çevirebiliyorsunuz. Bakalım, örnek çekimleri yakında paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.